13-12-2005 çekim altı. Cihat abi şimdi mutfak malzemelerini sayarken eski bakır Kaplar. kaplarla yapılan yemeklerden, mutfak malzemelerinden bahsettin. Sonra bu dönüşüm hangi yıllarda oldu? Mesela porselen tabaklara geçiş oldu mu? Başka ev aletlerinde olsun, diğer malzemelerde olsun. O geçişler hangi yıllarda oldu? Şimdi bizim evde hatırladığım, çok iyi hatırlarım, 57-58 senesinden baş 57-58 senelerinde porselen tabaklar kullanılmaya başladı. Bakırların değeri bitmedi ama. Onlar yine yeri geldiği zaman kullanılıyordu. Tabii yavaş yavaş teknolojinin, medeniyetin çoğalmasıyla porselen tabaklar çıkmaya başladı. Onlar yine ayrı bir zevkli diyelim artık. Ama bakırların hükmü hiçbir zaman için geçmedi. Bütün yemekler, bütün ona benzeyen şeyler bakırlarda yapıldı. Yalnız aklıma bir şey geldi. Az evvel onun mevzusunu da yapmıştık. Çıktı, şimdi geldi aklıma. Tahta kaşık dediniz az evvel. Tahta kaşık o bakır kaplarda yapılan yemeklerde kesinlikle tahta kaşıkla karıştırılırdı. Ha, yemek yerken tahta kaşık kullanmazdık. Tabii bazı yörelerde kullanıldı ama bizde hayır, böyle bir şey olmadı. Doğrudan doğruya bildiğimiz metal kaşık çatalları kullandık. Böyle. Peki şeye tekrar mutfaktan devam edelim. Yani ilk mesela yer sofrasından bir masaya geçiş olmuştur. Mesela hani masanız böyle ev yapımı mıydı yoksa hazır bir mobilya alıp geniş bir salona konulan bir şey mi aldınız mesela? Nerede hazır bir şey alıp getirmek? O zaman hakikaten bolluk, yoksulluk ikisi bir yerdeydi. Her şey boldu. Ha, geri gelince para kısıtlı olduğu için alınır alınmaz. Masa dediğimiz gibi sadece böyle kırma masalar, dandik bir şeyler böyle satılıyordu piyasada. Ya ondan alınıyordu veyahut da dediğim gibi az evvel dört tane tahta, misal veriyorum, çak ayakları üzerine ger bir tane geniş bir tane tahtalarla beraber bir şey, suntalar falan yok o zamanlar tabii. O şekilde evde de yapılabiliyordu. Ama benim hatırladığım şöyle diyeyim 68, 65-66 yılları evet. Çarşıdan bir tane kırma masa alınmıştı. Bir tarafını kaldırırsanız öbür tarafı çöker, öbür tarafını kaldırırsanız öbür tarafı çöker. Şey oluyordu galiba, kırma masalar yuvarlak mı? Hayır. Dikdörtgen. Çekmeli. Çekmediyse bir şey Yok söyleyeceğim. yok, çekiyorum. Devam. Ha. Devam devam söyle abi. Efendim, o kırma masalar mesela bizde vardı, bir tane kırma masa dikdörtgen. Yanlarında böyle yarım ay şeklinde yanakları vardı. Biz onları kaldırırdık. O dikdörtgen masa yuvarlak hale gelirdi. Aşağıdan böyle hani diyelim ki demirlerle monte ederdik Evet. onu. Tak açılırdı, yuvarlak masa olurdu. Vardı onlardan ama bizim evdeki dikdörtgendi. Hatta şöyle yanı falan şey hazır aldığımız bir çerçeve olarak çevrilmiş. Ortada bir tahta, yine geniş bir tahta. Üzerinde de naylon kap. Naylon değil, muşamba kaplıydı. Muşamba kaplıydı.